Şimdi tabii bu güzel hareketlerden sonra bir aşk haberine gidelim. Aşk haberinin de Hazar Ergüç ile bir bağlantısı var. Uzun dönem birlikte olduğu, aşk yaşadığı, aralarında 19 yaş fark var nedeniyle çok konuştuğumuz Onur Ünlü, Hazar Ergüç'ten sonra aradığı aşkı bulmuş. Bulmuş mu? Bulmuş gözüküyor. Hazar Ergüç'ün eski sevgilisi Onur Ünlü yeni bir aşka mı yelken açtı? Bir arkadaşımızın doğum günüydü, oradan çıktık. Evet. Onur Ünlü ile şu sıralar Dilber rolüyle gündemde olan Hazar Ergüç'ün 5 yıllık ilişkisi 2022 yılının sonlarına doğru noktalanmıştı. Ünlü yönetmen bir hanımefendi ile Asmalı Mescid'de görüntülendi. Çok yakın dost olduğumuzu biliyorum beraber. Çok yakın arkadaş olduğumuzu da biliyorum. Ben de sormak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum öncelikle. Çok kısa açıklayabilir misiniz? Beraber görüntüledik sizleri. Abicim bir arkadaşımızın doğum günüydü, oradan çıktık. Sonra buraya doğru geldik. Böyle takılıyoruz. Aynen. Zaten o kadar iyiyiz ki beraber, dostuz ki. Aynen. Hiç saklama gereği de duyuyor. Senle de konuşmayı aynen. Uzak. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi eğlenceler. Hayırlı akşamlar sizlere. Can Yaman İstanbul'da. Korumaları mı acaba? Can Yaman'ın yanındakiler görüntü alınmasını neden engellemeye çalıştı? Burası İstanbul, Roma değil ama yani. Yakışıklı oyuncu gelen tepkilere ne yanıt verdi? Ama bu hiç yakışmıyor şu anda yani, korumalarla birlikte hiç gerek yoktu şu an. İtalya'da Sandokan dizisine hazırlanan Can Yaman, annesinin de aralarında olduğu yakınlarıyla Nişantaşı'nda yemek yedi. Korumaları mı acaba? Ailesiyle hasret gideren oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak aracına yönelirken yanındakiler görüntü alınmasına engel olmaya çalıştı. Ama bu hiç yakışmıyor şu anda yani, korumalarla birlikte hiç gerek yoktu şu an. Yaşananların ardından Can Yaman sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı. Can Yaman bildiğiniz gibi, hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya'nın yıldızıydım, siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi, kakıldığınızı, terslendiğinizi düşünüyorsunuz. Öyle bir şey de yok, sadece huzur kaçırıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok, skandal da. Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar. Vallahi ben şaşkınım Müge, çünkü yani o kadar sert ve bence çok gereksiz bir had bildirme cümleleri. Ne yaşarsa yaşasın, ne olursa olsun bu kadar sert girip, bu kadar yok sayıp, küçümseyip, üst perdeden bakmayı hiç de doğru bulmuyorum ne yazık ki Can Yaman'ın. Yani okey. Çok popülersin. Yurt dışında İtalya'da çok popülersin. Çok fazla fanın var. Herkes evet sana bayılıyor. Biz de çok takdir ediyoruz. Çok da şapka çıkarıyoruz senin başarılarına, yurt dışındaki başarılarına. Yani çok seviliyor olmana şapka çıkarıyoruz. Ama Türkiye'ye geldiğinde bu kadar yok sayan, bu kadar böyle bir dakika ya, siz zaten çok lüzumsuzsunuz. Ne soruyorsunuz ki'ye getirmeyi de ben çok hadsizce buluyorum şahsen. Biraz kullandığı cümlelerin ölçüsü kaçmış. Çok. Baştan kabul ediyorum. Çok. Daha farklı kelimeler kullanabilirdi ki evet. Çevresinde de onu doğru yönlendiren isimler olduğu halde bu cümleleri kullanmasına şaşırdım. Hı hı. Fakat onu bu noktaya sürükleyen bir olay var. Ne? 1,5 yıl önce, yani işte 2 yıla yaklaşıyor. 2022'de. Hı hı. Bir özel dijital kanalın açılış davetinde bütün starların katıldığı bir törende kırmızı halıdan geçerken evet. Can Yaman röportaj vermek istemedi. Evet. Röportaj vermek istemeyen tek kişi mi Can Yaman? Değil, tamam. Bir sürü kişi röportaj vermek istemiyor. Istemeyebilir. Fotoğraf çektirirken de böyle biraz isteksiz ve gönülsüzdü. Neyse pozunu verdi, yürüdü gitti. Magazin muhabirleri ordusu vardı karşısında. Ordusu diyorum, bütün kanalların, evet. programların ve gazetelerin muhabirleri. Hı hı. Oradan birkaçı dedi ki işte çekmiyor musunuz, çektirmiyor musunuz? Aslında izleyelim. Her şey oradan başladı. Olayın perde arkasını, Can'ı bu noktaya getiren sebepleri, Allah Allah. Bu kavgayı, polemiğin ayrıntısını anlatalım. Önce 2022'ye gidelim, olayın başlangıcına. Arkadaşlar beraber. Saygı. İlker'cim, bu arkadaşımız devam et.
Tamam. Hem senin hem ayıp. Her şey dostlar. Tamam mı? Tamam. Beni takip et. İndirin abi. Bravo. Çok güzeldi beyler. Tebrikler. Aynen. İndirin abi. İndirin abi. Teşekkürler. Adam İtalya'nın yıldızı ya. Türk basına ihtiyacın mı var? Şimdi buradan ne çıkarıyoruz Müge? Evet. Bu geçen yıl galada evet. Türk basınına orada belki röportaj vermediği için böyle sadece bir selamlayıp geçip gidiyor ve oradan basındaki arkadaşlarımız da indirin diyor. Kameraları indiriyorlar, çekmek istemiyorlar falan filan. Ya onları da küstüren, kırılmalarına sebep olan, yoksa niye kameralarını indirsinler, niye öyle bir şey yapsınlar? Röportaj vermediği ve poz vermediği için. Ama verse ne olacak Müge Allah aşkına ya? Ya daha düne kadar Can Yaman bu ülkede romantik dizilerin değil mi ana karakteriydi. Böyle alkışlıyorduk. Evet. Kendisi de sayısız röportaj veriyordu. Yurt dışına gittikten sonra ne oldu da sen bizim muhabirlerimizi küstürdün, kırdırdın da onlar indiriyor? Ki eminim ki bizim basındaki arkadaşlarımızla eğer talihsiz cümleler kurduysa onların da kusuru olmuştur o talihsiz evet. cümleler. Belki aralarında daha önce bir tatsızlık yaşandı. O tatsızlık o galada nüksetti. Daha önce bir problem var ama şöyle yıllarca gazetelerde çalışmış birisi olarak muhabirler, ben de muhabirdim. O şeyi de bilirim, o gergin işi bilirim. Çok zordur muhabirlik. Fakat ben hiçbir zaman birinin İndirin kamerayı, yapmayacaksın sen de röportajı lafları ve emirlerine hiç uymadım. O seni bağlar. Seni bağlar, doğru. Senin şu kişiyle bir problemin genel olarak programa bir saygısızlık ettiyse tabii ki topyekün gideriz. Evet. Ama senle onun kişisel bir problemi varsa seni bağlar. Evet. O zaman yanındaki 20 tane muhabir ordusuna indirin kameraları demek durumunda değilsin. Ya da Can Yaman'la 20 muhabiri karşı karşıya getiremezsin. Can'la senin arandadır problem. Sen Can'la halledersin. Can seninle halletmez. Onu bizi ilgilendirmez. Ama ben orada indirin kameraları diyen arkadaşımızdan çok diğerlerinin indirmesini eleştirmiştim. Ben şurada öyle 20 kişi birden hareket edemezsiniz. Sizin de bağlı olduğunuz kurumlar, gazeteler, şeyler var. Buna gelene kadar, Can Yaman'a gelene kadar kimler neler yapmadı? Çocuklar bir hatırlayın. Patronlara şikayet edildik, atın onları işler. Oralara gık çıkmıyorken buralara pık çıkarmak bilmiyorum. Yani. Ama ben şurada sana katılmıyorum. Ha. Katılmadığım nokta şu. Evet, her ne olduysa kişisel. Yani Can'la bir gazetecimizin ya da kameramanın arasında. Orada değilim ben. Hiç orada değilim. Neredeyim biliyor musun? Ben Can Yaman olsam, bak söyleyemedim bile ismini sinirden. Hı. Can Yaman olsam, her ne olursa olsun. Orası çok önemli bir organizasyon. Tabii. Her organizasyonda bir nesi vardır? Edebi, adabı vardır. Bir nezaketi vardır. Kırmızı halı edebi vardır. Evet, bir duruşu vardır. Sen orada ne kadar tatsız bir şey yaşasan da durursun. İşte iki kişinin selamını problemi herkesi gerdi. Evet. Sonrasında sana katılıyorum. Şu yazdığı metin ağır. Çok ağır. Çok bir kere yakışıksız. Hani kamera ne demiş? Bir dakika şöyle okuyalım. Hani kameraları özeti vardı çünkü o detaya girip çok ağır cümleleri vallahi hiç yakışık bulmuyorum. Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız. Hani ben İtalya'nın yıldızıydım. Yani hani yürü git İtalya'ya, burada işin yok. Kun gibi. Altını çiziyor. Nereden çıktınız yine? Oh be, çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok. Tek olay sizsiniz. Rahatsızlık veren de sizsiniz, şov yapan da. Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum. Geçip arabama biniyorum. Çünkü arabaya binerken korumalarla gazeteciler arasında bir problem oldu. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi, kakıldığınızı, terslendiğinizi düşünüyorsunuz. Yani itilmek, kakılmak laflar, evet. Öyle bir şey de yok. Sadece huzur kaçırıyorsunuz. Şimdi buraya takıldım. Dünya çapında bir starsın artık. Evet. Sadece evet. Türkiye'de değil. Paparazzilerin, kameramanların,
magazin muhabirlerinin seni kovalaması, takip etmesi, nokta, soru sormasının adı huzur kaçırmak değil, değil, işin bir parçası. Nokta. Huzur başka bir şey, huzur kaçırılması başka bir şey. Evet, kesildi. Evet, zaten bence huzur kaçırıyorsunuz. Zaten o iki konuşmayı türlü tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum. Olay da yok, skandal da. Bana bir müsaade, kendi sirkinizde. Bak 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 bak. İyi oyunlar, bu cümle de ağır. Şimdi ne münasebet ya, bak nasıl evet sinirleniyorum. Evet. Kendi sirkinizde iyi oyunlar falan. Hiç olmadı Can Yaman. Hmm. Aynı şeyi bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Sen bu ülkenin yetiştirdiği, evet çok değerli, çok da sevdiğimiz bir oyuncusun. Buralarda sorun yok. Ama sen yurt dışına gidip oradaki popülariteyi, oradaki şaşayı gördükten sonra burada bir kameramanla ya da muhabir arkadaşımızla bir husumet ya da bir tatsızlık, kırgınlık yaşasan da bu cümleleri kurmamalısın. Hiç yakışmıyor. Evet. Hiç. Çünkü anlamadığım şey şu, siz oyuncuların hepsinin magazine de, magazin muhabirlerine de, tüm gazetecilere ihtiyacımız var, ihtiyacınız var. Bu bir, değil mi, beraber yol alan bir yol. Evet. Ne münasebet ya. Evet. Bir kendinize gelin Allah aşkına ya. Şimdi gerçekten sinirleniyorum. Evet. Çünkü orada çok çirkin bir tabir var. Kendi sirkinizde oynayın. Eğer senin sirkin neresi acaba? Hayır, gerçekten bu sirkse, hayır, çok ayıp. Gerçekten hepimiz bir sirkteysek. Sen de onun içindesin. O da, sen de onun içindesin, biz de onun içindeyiz. Evet. Sirk o kadar kötü bir şey değil, ben çok severim sirkleri. Ama hepimiz bu oyunun, İçindeyiz. Bu bir oyunsa hepimiz yönetmeni, yapımcısı, Hepsi. Sinemacısı, dizicisi, bizler, sizler, sizleri, bizleri, yayınlara, programlara, sahnelere, herkes o oyunun bir parçası. O oyunu sen sirk olarak değerlendiriyorsan, evet, sirkin bir parçasıyız. Tekrar ediyorum, bence bütün sıkıntı bazı gazeteci muhabir arkadaşlarımızla, evet, ünlüler arasında. Her zaman bana büyüklerim şöyle söylerdi, bir yumruk mesafesi olsun. Hı, hı. Bu yumruktan kastı bir o yumruk, bir sen yumruk değil. Bir küçük bir mesafe bırakacaksın. Hı. Yoksa işler böyle orada Arap saçını döner. Sen şeyden bahsediyorsun, her o mesafe aşımı olduğu hem için. Hem çok samimi, çok saygılı olacaksın. Hem de bir mesafen olacak. Hı hı. O mesafeyi korumazsan yarın öbür gün sen çekme kardeşim Can Yaman'ı. Can Yaman hadi oradan kendi sirkine, bu şeye gelir. Hiç buna müsaade etmeyeceksin. Evet, buna da taviz vermemek lazım. Müge çok bir doğru de, söylüyorsun. Bir de böyle topyekün hareketleri, ben ne öyle greve mi çıkıyorsun? Çekme diyorsun, 20 kişi birden makine indiriyor. Yok öyle bir şey. Can'ın seninle sorunu yoksa, hı hı, sen Can'a sorunu soracaksın, cevabını alacaksın ya da almayacaksın, almayacaksın. Benle sorunu varsa benle halletsin. Evet. Ben Yelda sen de bırak mikrofonu deme hakkım yok. Öyle yani bir şey bu yok. Bu şeye yani benziyor. Hani böyle üç arkadaş vardır, çok yakın, böyle çok samimilerdir. Üç kadın arkadaş örneği vereceğim. Vardır öyle. Bir tanesi diğeriyle sorun yaşar değil mi? Sonra diğeri diğeriyle görüştüğünde şeyler. Sen onunla niye görüşüyorsun? Yok öyle bir hayat. Yok öyle, öyle gazetecilikte yok öyle bir hayat.